Seyit Efe, iyi misin? Zeynep, nasıl olduğumu bilmiyorum şu an. Ya lütfen biraz sakin ol. Düşünsene, anne ve babamdan kalan bir şeyler varmış. Hiç haberin olmamış mıydı? Hayır. Seyit Efe. Çok korktuk, bizi beklemeliydin. Selim hocam, lütfen kapıyı açar mısınız? Tabii. Ne oluyor kızım? Gel anne, gel anlatacağım. İstersen hazır olduğuna gir Yiğit Efe. Ama nasıl hazır olabilirim ki? Annemlerin bana ne bıraktığını bilmiyorum. Öğrendi. Seninle gelmemi ister misin? Evet, ama sadece sen gel. Emin misin? Evet. Teşekkür ederim. Yanındayım Yiğit Efe. Biz de gelelim mi paşa? Hayır. Bu zamana kadar buna bahsetmediniz bile. Teyzeciğim, şimdi sinirlisin ama biz sana söyleyecektik. Sinirli mi? Sadece sinirli değilim. Sizi hiç affetmeyeceğim. Hem de hiç. Niye bunca zaman ona hiçbir şey söylemediniz? Ablam o kutuyu 18. yaş gününde verecekti Yiğit Efe'ye. Benim kızımın eşyalarına bir daha bakacak gücüm yoktu ki kiracı. Ona nasıl gösterelim ki? Açacak mısın? Lütfen sen aç. Fotoğrafım vardı. Bebekti kırkan bu. Saklamışlar demek ki. Sana bir şeyler yazmışlar.
Canım oğlum. Bugün bir yaşın tamamladı. Hızla büyüyorsun. İleride çok yakışıklı biri olacağına eminiz. Daha önemlisi, güvenilir bir insan, iyi bir dost. Hangi mesleği seçtiysen en iyisini yapan biri olacağını da biliyoruz. İnşallah o günlerde yan yana oluruz oğlum. Neyse ki seni babam ve benim kadar seven anneannem ve teyzem var. Bu satırları 18. doğum gününde onlarla beraber okuruz. Seni her şeyden çok seven ve hiç yalnız bırakmayacak annem ve babam. Özür dilerim. Size kızmak istememiştim. Bayağı bayağı kızdın ama paşa. Kırılmadınız değil mi? Teyzeciğim. Haklıydın. Ama annen... Biliyorum. 18. yaş gününü beklemek istiyordu. Seni seven bir ailen olduğu için çok şanslısın. Evet, Aydın. Ay siz dün neler yapmışsınız ya? Ne? Vay, vay, vay. Bizim mahallemizde bir kahraman varmış ya. Sensin be kahraman. Allah aşkına nereden çıkartıyorsunuz böyle lafları Aspar Beyciğim ya? Gören de zorla söylettiriyorum zannedecek. Ama var, var. Doğru, öyle bir kahraman tarafım var. Ha, siz de az değilmişsiniz ya, duyduk bir şeyler. Süpermarketçi adam. Dur bakayım. Eğer şu an narin vücuduma bir saldırı olursa sizi hapislerde sürüm sürüm süründürürüm. Kabullenmesi zor ama. Helal olsun. Çocukları kurtarmışsın. Helal olsun. Ha. Evet, oldu öyle bir şey ya. Evet, oldu. Hadi bırakın beni, ben gideyim. Kurtardı çocukları, kurtardı. Bilgini falan hastaneye o götürdü kucağında. Ya Allah aşkına bakmayın bu balkon gazetecisine. Abartıyor. Yok öyle bir şey ya. Al. Yürek getirdim sana. Yürek mi? Hı. Ben almayacağım bunu ya. Bir dakika, aslında haklı almamakta yani. Adamda zaten bolca yürek var. Bende de var ya yürek. Var, öyle değil mi Letafet Hanım? Bende de yürek var. Tamam, o zaman siz burada yürek yürek böyle oturun. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Biraz geç gidiyorum, geç açıldığı için ama gideceğim. Vay be! Sahibini bekleyen bir mektubum varmış. Yani ben de ne diyeceğimi bilemiyorum kardeşim. Kutudan sadece bunlar mı çıktı? Evet. Sadece bebeklik eşyalarımı saklamışlar. Biz anne babamıza mektup yazmıştık. Senin de annen baban sana mektup yazmışlar demek ki. Evet. Mektubun her kelimesini ezberledim.
Sanmıyorum. Öyle ama. Çok okudum. Peki bu ne? Mektup işte Tonguç. Annemin el yazısı. Ya hayır, onu demiyorum. Baksanıza, mektubun üstünde bir şeyler belirdi. Aa! Burada bir şeyler yazıyor sanki. Vallahi yakmadım. Tamam, kalorifer sıcak ama yanmamıştır. Tongi, sen harikasın karşım. Diyorsun. Burada gizli bir şeyler yazıyor. Kalorifer ısısı yetmiyor. Yazıyı ortaya çıkarmak için bir ütü ya da buharlı bir ev aleti işimizi görür. Ama buhar kağıda zarar verebilir. O zaman direkt bir ısı kaynağı bulalım. Aman kağıdı yakmayalım da. Mum! Ya ne yapacaksınız? Yakacaksınız mı kağıdı? Yazık, günah ya. İsterim ki makarna bitsin, yağ tükensin, tuz bitsin, bakkalda bulunur mum, elektrikler kesilsin. Elektrikler, bu ne ya? Bakkal duası gibi bir şey oldu. Olmadı ki ya. Kamil amca, mum var mı? Neden? Bize gerekiyor da. Ya. Ya en pahalı şey yağ. Benim yağ vurgu yapmam lazım. Ben mum, makarna, onlarla uğraşmışım ya. Tam Kamil zamanıma denk gelmiş demek ki ya. Yok mu mum? Annemin mektubunu okuyacağız. Annemin mektubu? Var mı? Ah, kibritle vereyim mi? Lütfen. Dikkat edin, dükkanı yakmayın ha. Geliyorum. Şşş. Süpermarketçi adam. Değil mi? Gel. Yok, gelmiyorum ben. Ya bir gel. Yok ya. Ya gel içeride, kurtardığın çocuk içeride, gel bak. Ya bir iyilik yaptık. Vallahi adımızı çıkaracaksınız ha. Bak Yiğit Efe de içeride. Bir şeyler yapıyorlar mumla. Annemden mektup kalmış mı dedi Yiğit Efe. Tam duyamadım da. Mektup mu? Hay maşallah Asuman Hanım. Hay maşallah. Tilki kulağı mübarek ya. Ben duymadım daha ne konuştuklarını ya. Sen ne zaman geldin ya? Hani sen marketteydin? Market değil, süpermarket efendim. Hem Yiğit Efe diyordunuz, siz ne diyor? Ne bileyim işte, annesi mektup falan, bir şeyler yapıyorlar içeride. Ben o zaman kurtardığım çocuğa bir bakayım, başını falan okşayayım ya. Ne oldu? Ne oldu? Kim, ne dedi efendim? Bakayım. Evet. Evet, canım oğlum, bugün bir yaşını daha tamamladın. Evet. İleride çok yakışıklı bir çocuğa olacağını. Evet. Selam kelam, bunda hiçbir şey demiyor ya. Mum'a yaklaştıracağız. Altında bir şey daha yazıyor. He, ne yazıyor? Ya, müsaade ederseniz bakacağız işte. Ellerinden aldınız. Can hata mı yaptın bana? Ha? İyi, hadi al bakalım. Durun okuyalım. Bu harfler anlamsız görünüyor. Not alalım. Not alalım. Hemşerim, hadi diyelim bu çocuklar mektuptaki izin peşinde. Sen neyin peşindesin, niye not alıyorsun? Yardım ediyorum ben onlara ya. Allah Allah. Evet. O da mahallemizin bir abisi artık. Yani bu ismi tuhaf adam da mahallenin bir abisi. He, abim ben. Vallahi abim. Yiğit Efe, yazdıysan ofise gidelim. Bizim ekibe haber verdim ben. Hadi gidelim, oturup konuşuruz.
Aspar Bey, siz de gelecek misiniz? Yok, ben bir öğle arası vermiştim de eve gidip dinleneceğim. Sonra belki uğrarım yanınıza. Siz geçin. Evet. Öğle arası ya ben dinlenmeye. Oradan da çıkamam yani, buradan çıkacağız. Geç. Hop, nereye? Mühim meselelerimiz var anne. Şifre çözüyoruz. Durdurma beni. Tamam ama nereye gittiğini söylesene. Nereye diyor Tom? Hayda. Çok boş bırakmaya gelmez Hakkat abla. Vallahi Şevket nereye giriyor, nereden çıkıyor hiç takip edemiyorum. Bir bilene mi sorsam acaba ben ya? Elbette. Gurur yapma bu konularda abla. Sor. Soracağım çaresiz. Tabii ya, sor. Sana da zahmet olacak ama. Olur mu ablam, ne zahmeti? Sor, söyle. İyi o zaman. Vallahi sağ ol Şevket. Dükkana iyi bak. Ben danışmaya gidiyorum. Ay Sevgi'yi de alayım. Benim anlamadığım o anlar. Nasıl ben? Nasıl ben ya? Gene et mi kokacağım ben ya? Abla! Mektup da kaloriferin üstündeydi. Sonra bir baktık, ben baktım. Evet, Tonguç baktı. Üstünde bir şeyler belirmeye başladı. Meğersem şifreymiş. Ne şifresi? Tonguç, sırayla mı anlatsak? Mum ışığıyla da baktık. Isı kaynağı, hem de kontrolü kolay olur diye mum kullandık. Sıvı, şıkılım gibi garip kelimeler yazıyordu. Ne vardı? Sıkışılık gibi. Ya Aspar Bey de not aldı. Neyi not aldı? Tonguç, anlıyorum. Heyecanlısın ama izin ver de Yiğit Efe baştan anlatsın bize. Tamam. Hocam, mektubu asılı tuttuğumuz zaman bazı harfler ortaya çıkmaya başladı. Gizli mürekkep olmalı. Nasıl gizli? Ajan gibi mi? Bu yöntem yazının kağıda yazılmasından kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanmış. Bakınca kağıt boş duruyor. Isı kaynağına yaklaşınca belli oluyor. Ne işler var ya? Niye insanları uğraştırıyorlar ki? Hiç. Peki çıkan harfleri doğru yazdığınızı emin misiniz çocuklar? Evet hocam. Yiğitepe, tahtaya yazsana. Biz de bakalım. Essex! 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 Acil cevap ver. Buradayım. Sana bir mesaj gönderdim. Bana şu kelimeleri bir çözüver. Yiğit Efe'ye anasından babasından kalan şifreli mesaj varmış. Başkalarının şifresini çözmem mi isteniyor? Evet. Peki bu yazışmanın taraflarının rızası var mı? He, var var. Bana dediler ki rica etsek acaba bu şifreyi bizim için çözebilir misin ya? Bir abilik yap be. Bir el at bize be falan dediler. İfadelerde yalan ipuçları görüldü. Nasıl yalan? Gözlerde manasız kısma hareketi, seste anormal incelme ve yüz ifadesindeki gerginlik. Bana bak yapay zeka. Ben haftalardır bu boyası dökülmüş rutubette evde yaşıyorum. Beni germe. Çabuk şu şifreyi çöz. Rica edilmedi. Rica etsem şifreyi çözebilir misin acaba? Şifreli yazışma inceleniyor. İncele. Şifre Sezar şifresi ile yazılmış. Sezar ne? Sezar ne? Sezar şifresi. Harflerin sıralanması ile oluşuyor. Ama kaç ileri ya da kaç geri olduğunu bizim bulmamız gerek. Bilginin tahmini doğru çocuklar. Bakın size şöyle anlatayım. Şimdi diyelim ki A harfini yazacağız. Alfabenin ilk harfi. Sezar sisteminde bir ileri gidecek olursak alfabede de bir harf ileriye gidiyoruz. B. B'yi kullanmamız gerek. Az çok demeyelim. Yani kız bir şey bildi, ona heyecanlanıyor. Bir tebrik edelim. Tebrikler Müge. Mersi tatlış. Peki hocam, 10 harf ilerleyerek de yazılmış olabilir mi bu yazı? Olabilir, tabii. O zaman algoritmayı anlamamız için yani çok sayıda deneme yapmamız lazım. Evet, maalesef.
Keşke daha kolay bir yolu olsa. Aa! Bunu çözmek için bir program yazabiliriz sanki. Bir yapay zekamız olsa bunu bulması birkaç saniye sürerdi. Bu şifreler öyle kolay çözülebiliyor muydu ya? Şifreli yazı sistemleri kolayca kırılabilir. Önemli olan yazıların kötü niyetli insanların eline geçmemesidir. Evet. Ama artık çok geç. Çocuklar, sizi tanıştırmak istediğim biri var. Gönderin gelsin hocam be. Görüntüler mi yapacaksınız? Ay, ünlü biri ise söyleyin, saçlarımı düzelteyim. Aslında o bir yapay zeka. Yapay zeka mı? Evet. Alfa. Talimat bekleniyor. Alfa, seni kırlangıç ekibiyle tanıştırmak isterim. Kırlangıç ekibi Alfa. Memnun olduk. Neden? Kusura bakmayın çocuklar, henüz kodlamasında selamlaşma yüklü değil. Alfa, senden bir şey isteyeceğim. Konuşma başlangıcında zaten talimat bekleniyor denilmişti. Vay, atarlı yapay zeka. Ben sevdim bunu. Hocam, isterseniz selamlaşma kısmını biz kodlayabiliriz. Maalesef şu an bazı hatalar yüzünden ayarlarını değiştiremiyorum. Hocam, şifre konusunu sorabilir miyim? Tabii. Alfa, elimizde bazı kelimeler var. Bunların şifreli bir şekilde yazıldığını düşünüyoruz. Bizim için çözer misin? Yaklaşık 1.3 saniyemi alacaktır. Ben o zaman harfleri yazayım. Şifre çözüldü. Teşekkür ederim. Biz de bulurduk ama daha hızlı oldu tabii. Kırlangıç takımına iyilik yaptın. Hadi yine iyisin. Bize yapılan iyiliği biz unutmayız. Alfa iyilik yapmak için kodlanmadı. Nasıl yani? Çocuklar, dediğim gibi bazı hataları var. Çözeceğiz ama. Peki sonucu bizimle paylaşır mısın? Yani paylaş hemen. Mesaj 2 adet cümleden oluşuyor. Evet. 2 cümle. Bunu siz körpe beyinler için araştırdım ve buldum. Aspar Bey? Evet efendim, Aspar. İsmim o. Ha, ne diyordum? Ha, şifre. Şifre 2 cümleden oluşuyor. Bütün sır sende, onu koru. Korumayın ya. Paylaşın, biz de duyalım. Junior kasap. Cümleler bunlar zaten. 2 cümle işte. Bütün sır sende ve onu koru. O zaman 3 harf ileriden gidilmiş. B yerine Y, Ü yerine Ş harfi gelmiş. Oho! Aspar Bey söyledikten sonra ben de bulurdum. Neyse ne. Şimdi minnak insanlar, bu cümle ne anlama geliyor? Aspar Bey, teşekkür ederiz. Biz de zaten şifreyi çözmek üzereydik. Siz de söylediğinize göre artık gidebilirsiniz. Bana ne, gitmeyeceğim ben. Ben çok seviyorum. Bu pıtırcıkları çok seviyorum. O yüzden kalacağım burada. Hocam, bizi o kurtardı. Lütfen kalsın. Evet, Aspar Bey çok iyi biri. Tamam. Herkesin defteri, kalemi hazırsa derse başlıyoruz. Hazırız, hazırız hocam. Arkadaşlar, aranızda 05 ucu olan var mı acaba? Yok. Letafet. Hadi biz çoluğumuzu çocuğumuzu nasıl takip edeceğimizi öğrenmek için geldik buraya. Sen niye geldin? Boş yere dükkanı kapatmasa mıydın kızıma? Hasret abla. Geçen gün bu mahallede 2 çocuk kayboldu arkadaşlar. Yani benim de aklım yerinden çıktı lütfen. Hepimizin bunu öğrenmesi gerek. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Hüseyin, sen de keşke dükkanını kapatmasaydın. Yani Letafet Hanım gelince...
benim de çocuklarla ilgili yeni bir girişimim olacak da onun için geldim. Çok güzel. Şimdi bir sessizlik. Öncelikle ilk adım. Çocuğunuzu takip etmek için kaç adet güvenilir haber kaynağınız var? Kaç adet? Bir var. Bir. Aa, bir. O nedir? Tonguç'un bizatihi kendisi. Eğer nerede olduğunu merak ediyorsam kendisine soruyorum. Çocuğum neredesin, neredeydin? Ya çocuğunuz yanınızda değilse? Hoca. Telefon ediyorum. Telefonla arıyorum. Ya çalar çalar da açmazsa? Ya şarjı biterse? Ya yere düşer de kırılırsa? Yahu ya hat kapanırsa? Ay çok soru var. Bir dakika çok soru. Hocam ben cevap verebilir miyim hocam? Ya telefon dışında akıllı saatinden takip etmiyor musunuz? Ay, açıkçası ben pek fazla bakmıyorum. Peki siz Sevgi Hanım? Ben? Ulaşamadığımız zamanlarda baktığımız oldu tabii ama normalde bakmıyoruz. Sizi kınıyorum. Sizi ve sizi de. Beni? Çocuk kendi başına yürümeye başladığı andan itibaren GPS'i olan herhangi bir nesneyi kullanmanız gerekir. Mesela şu an çocuklar bilgisayar başından kalktı, yerlerine oturdular. Mahzendir mi? Ah benim Hasret abla. Seni yine kınadılar, fark ettin mi? Hakikaten bunlar durup arada bir beni kınıyorlar. Niye öyle oluyor? Ah! Yolumuz uzun. Ama imkansız değil. Oh, çok şükür. İyi. Neyi koruman gerekiyor? Onu iyice bir düşün bakalım. Yani ailen sana bir proje falan bırakmış olabilir mi acaba? Ne projesi? Ya adam da onu soruyor zaten. Ne projesi? Asper Bey'in sorularını bir sefer de anlar mısınız lütfen? Yani. Bu Yiğit Efe ve ailesi arasında bir konu Asper Bey. Dilerseniz biz hiç karışmayalım. Dilerim. Karışalım. Belki annenler bebekken sana bir sır vermişlerdir. Kulağına söylemişlerdir. Ama bunu aklında tutması imkansız. Evet. Özellikle koru demişler. Ve bu konu sadece Yiğit Efe'yi ilgilendiriyor çocuklar. Tamam. Hadi bakalım. Bugünlük artık bu kadar yeter. Dağılabiliriz. Tamam hocam. Ben bu kadar baksam, Kamil abi taktın yine kafayı dersin. Sen niye bakıyorsun Şevket? Kamil abi, bu Aspar denen adam önce bize rakip oldu. Neredeyse batacaktık. Ama şimdi bak, öyle kapatıp gidiyor. Bir kasiyer bile tutmuyor. Bu nasıl iş abi? Doğru bak. Ha şöyle ya. Ya ben de diyorum, niye kimse huylanmıyor? Yok, huylanmak değildi Şevket. Ben üzülüyorum bu çocuğa ya. Nasıl üzülüyorsun bu çocuğa? Ne demek abi o? Ona bir kasiyer, bir de reyon görevlisi bulalım. İyi hatırlattın Şevket. Başta ben de hoşlanmamıştım ama mahallemizin çocuklarını kurtardı. Böyle. Ama abi, yani görmüyor musun adamı? Ya niye kimse şüphelenmiyor bu adamdan? Kamil abi. Kimse senden şüphelenmiyor diye iyice şımardın sen ha. Ne oldu? Sen de kıskançlıktan çatladın mı? Ya ben haftalardır senin şirkette çalıştığını gizlemek için neler çekiyorum biliyor musun? Söyle bana ne? Söylersem sen bu mahallede yaşayabileceğini mi zannediyorsun? Söylersen ben de söylerim. Herkes senin şirket için çalıştığını duyar. Sevgi Hanım duyar, çocuklar duyar, bütün mahalleli duyar. Herkes senin nasıl bir yalancı olduğunu öğrenir. Ben kimseye yalan falan söylemiyorum. Gizledin. Bu da yalan. Sen de yalan söylüyorsun o zaman. Evet. Hep de söylerim. Yalana bayılırım. Aspar, artık seni korumayabilirim. Şirkette çalıştığını söylememek için önümde hiçbir engel kalmadı. Kaldı. Bak, biz ikimiz birlikte büyüdük. Ve sen ilk kez bir ailen olduğunu hissediyorsun. Ve bu yüzden de herkese yalan söyleyen biri oldun çıktın. Sen bayağı kötü biri oldun ha. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz.
Yalancı, yalancı, sözüne kimse katmaz. Yalancı. Akşam yemeği çok önemli bir öğün. Çocuğumuzun sevdiği ve faydalı gıdalardan alması önemli. Ben o konuda çok şanslıyım. Tonguç'um hiç yemek ayırt etmez. Vallahi önüne ne koysam yer. Bravo, bravo. Seçenekler önemli. Biz her ihtimali göz önüne alıp 3 farklı menü çıkarıyoruz. Evet, mesela belki birinci menüyü yemek istemeyecek. Belki ikinci menüyü de o anda yemek istemeyecek. Besin değeri eşit olan 3 menü hazırladığınızda çocuğunuz ister istemez birini yiyecek. Yani acaba dükkanı açmamakla hata mı ettim ki acaba? Acaba biraz abartıyor olabilir misiniz? Yanlış anlamayın, ben tamamen merakımdan soruyorum. Asla! Hocam ben öyle şey yaptım, pardon. Asla! Çocuk büyütmek ciddi bir uğraştır. Tabii ki siz haklısınız tabii ama benim dükkanda müşterim var, benim gitmem gerek. Ben de dükkana kadar Letafet Hanım'a eşlik edeyim. Şevket ete dokunamaz. Ben de dükkana Şevket'i, benim kardeşim var ya onu... Allah... sabah kahvaltısı... Acaba bahsettikleri sır ne? Biz nereden bilelim? Sen koruyor musun? Anneanneme ve teyzeme de sorarım birazdan. Tamam da hani o sırrı bulsalar da söyleyemezler ki kimseye. Neden? Çünkü iki kişinin bildiği sır değildir. Biliyor musun? Saat gibisin Şahin. Tekir tekir işiyorum değil mi? Hey be! Sonunda benim büyüklüğümü, mizahi yeteneğimi fark ettin ve bunu kabul ettin Yiğit Efe. Ama bozuk saat gibisin. 40 yılın başı yanlışlıkla yardım ediyorsun sadece. Tabi. Benim mizahi yeteneğimle boy ölçüşemeyince böyle klasik esprilere başvur işte. Anneciğim, yemekte devam edelim mi? Seneler sonra kızımın yazısını gördüm. Acaba bize ne söylemek istediler? Bize değil ki Yiğit Efeciğim. Bu mesaj sana iletilmiş yavrum. Yemeğe biri mi gelecekti anne? Evet, ben davet ettim. Anne çok iyi olmuş vallahi, hem belki bu konuda bize yardımcı olur. Ne? İyi akşamlar güzel bayan. Asfer Bey? Evet. Söylenişi fonetiği ne kadar güzel bir isim değil mi? Şiir gibi adeta. Aspar. Buyurun. Normalde buyurmam. Yani normalde hiçbir yere gitmiyorum ama sizin gül hatırınızı kıracağıma buyururum. Asfer Bey, şimdi annem içeride de. Evet. Malum sizinle arası da pek iyi değil. Yani bir tatsızlık çıkmasın aman diyeyim. Aşk olsun ama Sevgi Hanım, yani bu kadar karizmatik ve tatlı bir adamdan nasıl bir tatsızlık çıkabilir ki ya? Şuna bakın. Uy, canım kendim. Evet yeterli. Aspar çok yoruldu. Yani inanın gülümsemekten elmacık kemiklerim ağrıdı. Yemek hazır mı? Evet, biz de tam yemeğe oturacaktık. Öyle mi? Ne tesadüf. Zaten anneniz beni bizzat yemeğe davet etti Sevgi Hanım. Ya. Bu da kendini iyice nimetten sayıyor. Güzel, alımlı, okumuş kız diye Yiğit Efe'nin teyzesi diye. Kız haklı çıktı. Yiğit Efe! Yiğit Efe'm! Ne yaptın? Neymiş o cümle ya? Ne anlatıyormuş sana anneciğin? Hoş geldin Asbar Bey. Evet efendim, hoş buldum. Böyle
küçüklüğünden aklında kalan babanın söylediği falan bir cümle var mı? Neyi kastediyorlar acaba sır diye ha? İsterseniz yemekte konuşalım Asbar Bey. E tamam, oturdum. Artık yemekteyiz değil mi? Hadi konuşalım bakalım. Şimdi sır derken neymiş bu sır Yiğit Efe? Ben kapıya bakayım. Aa, Selim Bey. Sevgi Hanım. Merhaba, buyurun. Buyurayım madem. Hatırlayabildiğim çok anı yok aslında. Ama... Ama? Sır dediğine göre... Acaba diyorum şey olabilir mi? Bu konudaki tahminlerini istersen herkesle paylaşma Yiğit Efe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asbar Bey, siz de gelmişsiniz. Apartmana giren çıkan herkesi gözetliyorum demiyor da. Hoş bulduk Selim Bey, hoş bulduk da. Hani bir müsaade edin. Bakın burada küçük insan bir şey anlatıyordu. Evet canım. Buyurun Selim Bey, biz de tam yemek yiyecektik. Olur, iyi madem. Şöyle geçeyim fark de. Fark etmez. Sevgi Hanım, Sevgi Hanım. Bize gelince buyurmaz mısınız? Selim'e gelince buyurun buyurun. Fark etmedim zannetmeyin. Yok canım, olur mu öyle şey? Üstelik bugün bu yemeğe ben davet edildim, ben. Ayşe Hanım çok misafirperver, sağ olsun. Bugün ben de davetli değildim ama gelmiş bulundum. Asbar Bey Bilgin'i kurtarırken gerçekten çok çabaladı, gözlerimle şahidim. Üstelik tek yaşıyor. Ona karşı ön yargılı davrandığımı fark ettim. O yüzden de yemeğe çağırdım. O zaman Asbar Bey yemeğini bitirip evine gitsin değil mi? Sonuçta koskoca yüksek mühendis. İşiniz gücünüz vardır Asbar Bey. Ya anneanne ne diyor ya? Ben burada daha bir lokma yememişim. Kalksın gitsin diyor. Kıskanç mıdır nedir? Asbar Bey ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun kıskanç? Asbar, Selim yeter ama tamam. Yemek masasında tartışma falan istemiyorum. Hadi buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anneanne, herkes senden biraz çekiniyor. Hadi sen de yemeğine bakayım. Selim Bey zahmet etmeseydiniz keşke. Ben toplardım. Ne zahmeti? Etsin etsin ya. Etsin de bir işe yarasın. Ben şu mektuba bir bakayım. Ya da biz artık müsaadenizi isteyelim. Ben de eşlik edeyim Asbar Bey'e. Selim Bey biri eşlik etsin istesem emin olun o siz olmazdınız. Hem bir dakika ya, biz daha çay içmedik. Bu mahalle kültüründe yemekten sonra çay içmek çok önemli bir şey değil mi? Asbar Bey. Siz ne zamandan beridir mahalle kültürüne bu kadar uzaksınız? Çay içer misiniz? Efendim daha Hong Pao olmadan içemiyorum ben. Benim damak zevkim ona alışkın ama sizin hatırınız için içerim artık düz çay. Ne yapayım? Ne yapalım? Aa, bu altından 30 kat daha pahalı olan Çin çayından mı bahsediyorsunuz? Evet, evet Sevgi Hanım. Yani ne yapayım? Benim özelliğim de bu efendim. Hiçbir şeyin ucuzuna katlanamıyorum. Çayın da insanın da. Selim Hocam, sizin görüşünüz nedir? Vallahi önemli olan ne çay içtiğin değil Yiğit Efe. O çayı kiminle ve nasıl bir huzurlu ortamda içtiğin önemli. Doğru. Ama mektuptaki yazıdan bahsetmiştim. Yiğit Efe, bence gizli mürekkebi keşfetmenin heyecanıyla bu olayı gizli tutmayı unuttun. Nasıl yani? Yani annem babam bu olayı herkese anlatmak isteselerdi ne gizli mürekkep kullanırlardı ne de Sezar şifresi. Yani bence sen yabancıların yanında bu konuyu pek açma. Yiğit Efe, Selim Hoca'n haklı. Yani bu şifreyi çözdüğünde ilk bize sorman lazımdı. Heyecandan ne yapacağımı bilemedim teyze. Aklıma bile gelmemişti. Ya acaba böyle hep beraber artık şu sır nedir bir ona mı odaklansak? Ha anneannesi, sen biliyorsundur ya kızının sırrını. Neymiş biraz düşün bakalım. Asbar Bey, ben az önce ne söylemiştim size? Bilmem, ben hiç dinlemedim ki seni. Bu ailevi meseleleri sonuçta. Bırakalım da kendileri halletsinler. Ha. Yardım etseydik?
O zaman ben gideyim. Ben de size eşlik edeyim. Buyurun. Eğer kal diye yalvarırsanız kalırım Sevgi Hanım. Tamam, yalvarmasanız da olur. Kalır mısınız deyin, kalayım sohbete eşlik edeyim. İyi akşamlar. Tamam, soru ekini dağıttık. Kal deyin, kalayım Sevgi Hanım. Aspar Bey. Sevgi Hanım, kalmamı istiyorsanız göz kırpın, ben anlarım. Buyurun. Yok. Buyurun. Çocuğun taşıdığı sır duyduğu bir şey olamaz ya. Çok küçükmüş ailesi öldüğünde. Ya belki de öyle bir şeydir. Unutmuştur çocuk, boş ver. Ya boş verilecek bir şey olsa yazmazlardı. Çok önemli bilim insanlarıymış, bunu atlamazlardı. Ya belki de sır dedikleri Yiğit Efe'nin kendisidir. Hani sen bizim için önemlisin manasında. Olabilir mi ya? Yok ya, olamaz. Sonuçta öleceklerini de bilmeden yazdılar bu notu. Başka bir şey var. Şeydir mesela, ailevi bir şeydir. Sevgidir mesela. Sevgi Hanım mı? Gizli icat sence Sevgi Hanım'da mı? Yok ya. Olmaz öyle şey. Sonuçta teyzesi kocaman insan. Yiğit Efe onu nasıl korusun? Ne oluyor ya? Biz niye böyle samimi olduk seninle? Gidiyorum ben. Git. Git ve bu konuyu da unut Aspar. Sır mırı yok, tamam? O seni hiç ilgilendirmez. Dört, üç, iki... Şirket toplantısı başladı. Son bir günüm var Aspar. Size de iyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Artık vaktim bitiyor. Yarın bana mantıklı bir ipucu getir. Yoksa görevden alınıyorsun. Görevden alınma derken efendim, rezidansıma, şan ve şöhret dolu lüks hayatıma geri mi döneceğim? Hayır, şirketten kovuluyorsun. Dünya devi bir şirketi oyalaman kabul edilemez bir hata. Anladım. Merak etmeyin efendim, ben o... Toplantı sona erdirildi. Fark ettik herhalde. Düdük. Şey olabilir mi? Bu konudaki tahminlerini istersen herkesle paylaşma Yiğit Efe. Ya belki de öyle bir şeydir. Unutmuştur çocuk, boş ver. Tabii ya. Selim fark etti bunu. Veled'in ne sakladığını biliyor. Eğer ben de Aspar'sam... ki çok şükür öyleyim. Bu sırrı bulup şirkete götüreceğim. Yorulsun sen, sinir senin. Bıraktığınız en değerli sır sizin sevginiz. Bunu biliyorum ve sizi çok seviyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay kolay. Bakıyorum öyle. Neden? Neden? Ya Allah aşkına sen söyle mühendis. Bu süpermarketin kapalı olması sence de anormal değil mi? Ne gibi? Ne gibi? Şu garip isimli adam geç açıyor süpermarketi. Bazen de bir saat sonra kapatıyor. Şevket ondan şüphelendi. Kafamın içindekileri de bilme be kadın. He? Ay ne yapayım? Aa. Sizi izlemesem bütün gün balkonda canım sıkılıyor. Yani bildiğim kadarıyla Aspar Bey'in buradan elde edeceği gelire pek ihtiyacı yok. Maddi durumu iyi diye biliyorum. Tamam. Zaten bunlar da normal. Çok parası var, çok zengin ama bodrum katta yaşıyor. Bu süpermarketi açmak için bir dünya para verdi fakat açmıyor. Tamam, çocuk kurtarmış ama sizce de biraz tuhaf biri değil mi? Yani haklısınız Şevket Bey. Bak ben yılların esnafıyım.
Bu adamı hiç gözüm tutmadı. Kim olduğunu bilmeli bu mahallenin. Ayşe Hanım da benden Aspar Bey'i araştırmamı istemişti. Güzel. Araştırdın mı peki? Evet. Evet. Sen ol mühendis. Bilginin zekatını ver. Bize bir zarar gelirse ya da Allah muhafaza çocuklara bu sorumluluğun altından kalkamazsın. Bak ben basit bir manavım. Ben bunu aklettiysem sen haydi haydi düşünmüşsündür. Susma. Söz gümüş ise sükut altındandır derler ama bu öyle bir mesele değil. Susmak bazen de şeytanın işidir mühendis. Yani Şevket Bey... Her şeyi geçtim. Yeğenimin çevresinde herhangi bir şekilde bir tehlike sezersen bak işte o zaman devleşirim. Yetim o. Babasız büyüdü, o bana emanet. Ha biz ablamla kedi köpek gibi didişiriz. Ama onun ayağına çamur bulaşacak olsa gerekirse paspas olurum. Bak biz bu mahallede çok mutluyuz. Kimse de bizi mutsuz etmesin. Anlıyorum Şevket Bey. İyi günler. İyi günler. Ayşe Hanım, merhaba. Müsaitseniz bugün sizle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Yalnız biraz zor bir konu. Ama yine de konuşmamız gerek. Görüşmek üzere. Belki de bütün sır sendedir Yiğit Efe. Kendine iyi bak anlamında söylemişlerdir belki. Çok genel geçer bir söz yazılmış mektupta. Soyut bir şeylerden, duygulardan bile bahsedilmiş olabilir. Hayatta korumamız gereken sahip olduğumuz çok şey var. Herhangi biri olabilir. Belki de başka birine yazılmıştır o gizli not. Nasıl yani? Yine canlandırmaya başvuracağız. Bilirsiniz ki tiyatro yeteneğim çok iyidir. Bakın şimdi geliyorum. Aa! Şurada boş bir kağıt varmış. Sen de gel babayı oyna. Ben mi? Her şeyi de benden beklemeyin ya. İyi madem. Evet, orada gerçekten bir kağıt var. Ya bölüyorum ama zorlamasanız mı acaba? Yani Bilge annemi sen de babama oynasan Tonguç. Olmaz. Sonuçta bu notu annen yazdı. Başrol asla başkasına bırakamam. Bir başrol varsa o kesinlikle Tonguç olmalıdır. Ben de diyordum ki bir not yazıp kolye bırakalım. O zaman şu boş kağıda yaz madem. Ah ah. Nerede benim rol kabiliyetim? Nerede Bilge'nin amatör oyunculuğu? Kendi seviyemde oyuncu bulmam gün geçtikçe zorlaşıyor. Duayen olmak çok zor. Canım oğlum. Gördünüz mü? Belki de boş bir kağıda yazdıklarınızı zannettiler. Ama aslında boş kağıda önceden başka bir gizli mürekkep yazmıştı. Yani diyorsun ki gizli mesaj bir tesadüf olabilir mi? Bu olayın bir tesadüf olacağına ancak bir çocuk inanır. Maşallah sen de yalıştın ha, sürekli buradasın. Maşallah demen güzel oldu. Nazar değmesin bana. Eski yöneticinin sesi algılandı. Alfam, balla çöreğim. Bak artık alfamı bana vereceksen ver. Gittikçe saflaşıyor garibim. Her sesimi duyduğunda iç geçiriyor. Sen onu hasretinden çatlatmak mı istiyorsun? İyice saçmalamaya başladın ha.
Yapay zekalar duygusal bağ kurmaz. Ha, sen öyle san. Sen niye geldin buraya? Aklından geçenleri biliyorum. Beni atlattığını düşünme diye sana söylemeye geldim. Seni ne zaman atlatmaya çalıştım ben? Dün gece. O Yiğit Efe denen veledin evinden beni çıkarıp sırrı çözdüğünü gizledin. İşe yaradı ama. Hem seni evden çıkardım hem de istediğim bilgiyi gizledim. Ne oldu? Sustun kaldın. Söyleyecek bir şey bulamadın galiba. Yo, hiç de bile. Niye susuyorsun o zaman? Çünkü söyleyecek bir şeyim yok. Şişt, Ayşe Hanım gelecek şimdi, bağırma. Şimdi gidiyorum. Ama o Yiğit Efe denen veledin sürekli sakladığı sırrı bulacağım. Göreceksin. Aa, sen de mi buradaydın? Buradaydım. Geçmiş zaman. Çünkü gittim. Aa, gitti gerçekten. Sonuçta şüphelenecek kadar kötü biri değilmiş ama biraz tuhaf biri. Tuhaf biri. Buyurun. Düşün bakalım Aspar, düşün. Veletlerin hepsini tek tek düşün. Geliyorlar. Misal Şahin. Yaşına göre fazla uzun. Biraz da alık. Saçları hep düzgün. Kolyesiz gezmiyor. Pantolon tarzı, giydiği kıyafet. Bildiğimiz alelade bir çocuk işte. Fazlalık olarak gereksiz bir özgüveni var. Bunu geçelim. Tonguç. Hep bana söylüyorlar ama onun da garip bir ismi var. Renkli gözlü, saçlar biraz uzun, çizgili çizgili kıyafetler, rahat ayakkabılar, akıllı saati var. Ama o Şahin gibi kolye falan takmıyor. Normal bir çocuk işte bu. Bunu geç. Sizinle konuşmak istediğim bir konu var Ayşe Hanım. Daha önce Aspar Bey'in şirkette çalışıp çalışmadığını bana sormuştunuz. Evet ama o zaman da kiracı. Bunun için mi çağırdın beni? Nasıl yani? Artık konuyla ilgilenmiyor musunuz? Hayır, ilgilenmiyorum değil de çalışmadığını düşünüyorum. Bilginle Bilge'yi kurtarırken hani ben de çok panik oldum ama onu görmeliydin. Resmen çok koşturdu, çok uğraştı. Peki ya şirkette çalışıyorsa? Kim? Aspar mı? Güldürme beni kiracı. Sonuçta o kadar da zeki bir insan değil. Neyse, ben fazla vaktini almayayım. Zaten sen de araştırmamıştın bu adamı, değil mi? Aslında araştırdım. Yani sorunuzun cevabını biliyorum. Öyle mi? Ne biliyorsun peki? Yoksa? Gelelim sana, efelerin efesi. Uzunca boylu, fazla kilosu yok. Gözleri renkli. Hiç övmek istemiyorum ama yakışıklıca bir şey. Saçlar havalı. Burun kocaman değil. Kıyafetleri rahat. Spor giyinmeyi seviyor. Sürekli giydiği bir ceketi yok. Ayakkabılar spor. Kolyesi bunun da yok. Akıllı saat ve bilekliğini hep takıyor. Bir dakika, bir dakika. Saati olmadan gördüm ben bu çocuğu. Ama o bileklik, o renkli şey, bu velet bunu hiç çıkarmıyor. Tabii ya, bileklik. Onu hiç çıkarmıyor.
koruyor onu. Çatlatma adamı kiracı, söylesene ne söyleyeceksin. Ayşe Hanım, Aspar, yani Aspar Bey, sizin de şüphelendiğiniz gibi şirkette çalışıyor. İşte bu. Aspar günün sonunda her zaman kazanır. Çocuklar birleşiyor, hadi sen de el ver. Teknoloji çağında biz üstümü duracağız. Başka icat çıkartıp drone'la uçacağız. Yo yo, yeriniz yok falan demeyin. Bizdeki enerjiyi görmeye hadi gelin. Hem bir elin nesi var, iki elin sesi çok. Drone dediğin zaman bizden de iyisi yok. Geliyorlar aslanlar gibi, kaplanlar.